Harika hikaye, eski antlaşma. Tanrı'nın değişmeyen sevgisi. Eyüp 1. ve 42. bölümler. Eyüp Tanrı'ya bağlı biriydi. O Tanrı'ya hizmet etti. Tanrı'nın istediklerini yaptı. Tanrı da onu bereketledi. Üzücü şeyler oldu. Eyüp'ün hizmetkarları ona koştular. Kötü kişiler hayvanlarını götürdüler, dediler. Eyüp üzüldü. Başka bir hizmetkar Eyüp'e gelip, "Kalan hayvanları öldürdüler. Bütün hizmetkarları öldürdüler," dedi. Başka bir hizmetkar Eyüp'e koştu. "Bütün oğulların öldü," dedi. Eyüp çok üzgündü. Eyüp gözyaşları içinde Tanrı'ya dua etti. "Annemin rahminden çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi ve Rab aldı. Rab'be övgüler olsun." Bütün bu olaylara rağmen Eyüp günah işlemedi ya da Tanrı'ya şikayet etmedi. Bundan sonra Eyüp çok hasta oldu. Bütün bu şeyleri Eyüp'e şeytan yaptı. Şeytan Eyüp'ün Tanrı'dan uzaklaşmasını istedi. Ama Eyüp Tanrı'dan uzaklaşmadı. Eyüp şöyle dedi: "Her şeye rağmen Tanrı'yı seveceğim. Tanrı'yı her zaman seveceğim." Eyüp Tanrı'yı umutsuzluk içindeyken bile sevdi. Eyüp Tanrı tarafından daha çok sevildi. Eyüp acı çekerken Tanrı'yı tanıdı. Kısa zamanda Tanrı onu iyileştirdi. Eyüp üzüntü ve acı içerisindeydi ama Tanrı'dan uzaklaşmadı. Tanrı Eyüp'e daha çok inek, daha çok koyun verdi. Tanrı ona aynı zamanda 10 çocuk da verdi. Tanrı Eyüp'ü şikayet etmediği için ve her zaman şükrettiği için çok bereketledi.